Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emek, ev yemekleri Şemse. Bugün nefis bir cheesecake tarifiyle geldim. Çilekli cheesecake yapacağız. Çilek soslu cheesecake. Çeşit olarak, tür olarak New York cheesecake hazırlayacağız sizlerle. Evet, biliyorsunuz birçok çeşit cheesecake türü var. Bunlardan bir tanesi New York cheesecake. Bu şekilde böyle kaymak gibi pürüzsüz bir görüntüsü var. İçe çökük olmaz New York cheesecake arkadaşlar. Böyle dümdüz pürüzsüz bir görüntüsü olur. New York cheesecake hazırlayacağız sizlerle. Bakın çilek soslu enfes bir cheesecake hazırladık. Dokusu da böyle inanın kaymak gibi ağzınızda eriyen bir cheesecake. Böyle lezzeti ekşi ekşi değil. Nefis, gerçekten lezzetine garanti verebileceğim bir cheesecake. Burçak bisküvi kullanıyoruz bakın bu şekilde tabanını oluşturmak için. Bir de cheesecake'imizde kaymak kullanacağız. Evet, malzeme listesini şimdi artık sıralayabiliriz. Neler kullandık cheesecake'imizin harcında? Evet, taze peynir kullandık arkadaşlar. Herhangi bir markanın taze peyniri. Labne kullandık, krema ve kaymak. Bir de tabii yumurtamız, şekerimiz de var. Şimdi yapımına geçebiliriz. Öncelikle tabanını oluşturmakla başlıyoruz. Kalıbımızı böyle folyoladık iyice. Tabanına yağlı kağıt serdik. Hazırladık. Şimdi bisküvilerimizi güzelce ezelim. Rondoda da öğütebilirsiniz bisküvilerinizi. 100 gram tereyağımı ocağa aldım. Eriteceğim. Çok fazla kızdırmaya gerek yok. Erimesi yeterli. Evet, şimdi yağımızı öğüttüğümüz, ezdiğimiz bisküvilerimizle buluşturabiliriz. Güzelce karıştıralım. Folyoladığımız, yağlı kağıt serdiğimiz pasta kalıbımıza, kelepçeli kalıbımıza güzelce yayalım ve iyice bastıralım. Güzelce bastıralım. Bardakla bu işlemi daha kolay halledebilirsiniz. Evet, şimdi artık harcımızın yapımına geçebiliriz. Taze peynirimizi çırpma kabımıza alalım. Evet, labnemizi de ekleyelim. Evet, toz şekerimizi ekleyip bir tel çırpıcı ile bu işlemi halledebiliriz, karıştırma işlemini. Limon kabuğu da rendeleyelim. Hoş bir aroma ve lezzet veriyor limon kabuğu cheesecake'lere. Dediğim gibi bir tel çırpıcı ile iyice karıştıralım. Şekerimiz hafif eriyene kadar karıştıralım. Pürüzsüz bir doku elde edene kadar. Evet, şimdi yumurtalarımızı tek tek ekleyelim. 3 yumurta kullandık tarifimizde. Tek tek ekliyoruz. Tek tek eklememizin sebebi arkadaşlar, yumurta çok çabuk kesilebilen bir ürün. Tabii diğer ürünlerimiz de aynı şekilde. Çok fazla karıştırma işlemine maruz bırakırsak yapısında bozulma olabilir. O yüzden tek tek ekliyoruz. Şimdi artık unumuzu ekleyebiliriz. Nişastamızı da tabii ki. Evet. 3 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta kullandık. Güzelce karıştıralım. 1 paket kremamızı da son olarak ekliyoruz. Evet, kremamızı da en son aşamada ekliyoruz. Krema da arkadaşlar çok çabuk yapısı bozulabilen, kesilebilen bir ürün olduğu için onu da en son ekleyip son olarak kaymağımızı da ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Bunları ilk etapta karıştırmıyoruz arkadaşlar. Çünkü şekerle karıştırma işlemi daha uzun sürdüğü için krema ve kaymak gibi ürünler çok fazla karıştırma ve çırpma işlemine maruz bırakılmamalı. Bu yüzden onları son aşamada ekleyip iyice karıştırıyoruz.
pürüzsüz bir yapı elde edene kadar güzelce karıştıralım. Limon suyu da eklemiştim bir yemek kaşığı. Videoda görünmemiş. Şimdi iyice düzlediğim tabanımın üzerine harcımı döküyorum. Fırınımı önceden 150-160 dereceye ayarlamıştım. Bakın böyle kabarcıklar olursa bu şekilde bir kaşık yardımıyla söndürebilirsiniz. O kabarcıklar sonradan çatlaklara dönüşebilir. O yüzden öncesinde böyle. Şimdi önceden ısıttığım 150-160 derece fırında böyle altına da su dolu bir tepsi yerleştirerek koyuyorum. İlk etapta sadece alt ayarda açıyorum. Yaklaşık şöyle bir saate yakın fırında kaldı. Bakın kenarlarından tutunmuş, ortası sallanıyor vaziyette olmalı. İlk etapta fırını kapatıyorum, hemen çıkarmıyorum. Bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Şimdi artık çilek sosumuzu hazırlayabiliriz. 200 gram kadar çilek kullandım. Üzerine de şöyle 5 yemek kaşığı kadar şeker ekledim. Birkaç taşım kaynadı. Şimdi iyice eziyorum. Evet. Şöyle yarım su bardağı kadar su ile bir yemek kaşığı dolusu nişastamı açtım. Kaynayan sosuma ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Hızlıca karıştıralım ki topaklanma olmasın. Kıvam alana kadar, rengi oturana kadar kısık ateşte sürekli karıştırarak pişiriyorum. İlk etapta böyle rengi size bulanıkmış gibi gelebilir ama kaynadıkça rengi oturacaktır, berraklaşacaktır. İyice pişirelim, kıvam alana kadar iyice pişirelim. Evet, bakın yavaş yavaş kıvam almaya, rengi oturmaya başladı. Evet. Birkaç taşım daha kaynatıp ocaktan alıyoruz. Şimdi ilk sıcaklığı geçtikten sonra iyice böyle soğumuş olan kekimin üzerine döküyorum. Şöyle bir iki tur karıştırdım. O ilk sıcaklığı geçti. Çok da soğumasını beklemeyin, donar. Evet, cheesecake'imin üzerine güzelce yayıyorum. Kekim soğumuştu. Fırından aldıktan hemen sonra buzdolabına koymayın kekinizi. Sulanıp kenarları açılabilir. İlk etapta iyice oda ısısına gelsin, sonra dolaba yerleştirin. Şimdi süsleme işlemi için beyaz çikolata kullanacağım. Fil dişi beyaz çikolata. Sıcak su dolu bir bardağa yerleştirdim. Benmari usulü de eritebilirsiniz. Bu yöntem pratik oluyor. Kenarlardan şöyle bıçakla hafif sıyırırsanız kalıbınızı açtığınızda pastanızın şekli bozulmayacaktır. Evet, en az 4-5 saat buzdolabında dinlendirmiş olun kekinizi. En az 4-5 saat dinlenirse kıvamı tam oturur. Bir gece öncesinden yaparsanız çok daha güzel olur. Evet, şimdi çikolata ile süslüyorum.
çileklerimi de böyle ortadan ikiye kestim. Dilerseniz tamamını çilekle kaplayabilirsiniz. Dilerseniz sadece kenarlarına dizebilirsiniz. Size kalmış süsleme olayı. Evet, iyice dinlendirdiğim, iyice soğuttuğum cheesecake'im artık sunuma hazır. Ben 4-5 saat kadar, hatta şöyle söyleyeyim, 4-5 saat bile dinlendiremedim misafirim geldiği için. 3 saat kadar dinlendirdim ama bir gece öncesinden hazırlarsanız çok daha iyi oturacaktır kıvamı. Evet, şimdi cheesecake'imizden bir dilim alalım bakalım. Evet. Gerçekten bakın kıvamı da nefis oldu. Kaymak gibi bir dokusu var cheesecake'imizin. Sosunun da rengi gerçekten çok güzel oldu. Gıda boyası kesinlikle kullanmadım arkadaşlar. Ama dilerseniz tabii ki azıcık gıda boyası da ekleyebilirsiniz. ...26 santimlik ayarlanabilir çember kalıpta yaptım cheesecake'imi. Evet. Sizlere şöyle kıvamını, dokusunu göstermek istiyorum. Enfes oldu gerçekten. Evet, bir de ertesi gün şöyle gündüz çekimiyle de sizlere cheesecake'imi göstermek istiyorum. Hem lezzeti de bu şekilde tam oturmuş oldu. Senin malın benim malım, benim malım yine benim malım olacak. Evet. Evet, yaz aylarında böyle soğuk soğuk yiyebileceğiniz, tüketebileceğiniz nefis bir pasta cheesecake. Bu tarifi mutlaka deneyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğeni ve yorumlarınızı, olumlu ya da olumsuz tüm yorumlarınızı yazabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.